Doğu Akdeniz'de yükselen ışık, ekonominin nabzını tutan, sektörleri bir potada paydaşlarıyla buluşturan Aydın Ekonomi Dergimiz. Her ay farklı bir sektörü okurları ile buluşturuyor. Sektörel. Arkadaşlar sizler de hoş geldiniz, şeref verdiniz. Dostumuz arkadaşımız iyi bir siyasetçidir. Hayırlı bir yola çıktık. Aslında ben siyasetten nokta koymuştum ama son gelen nokta kendimizi böyle bir kanaat önderi olarak görmüş olmamdan dolayı bazı sıkıntıları görmemden dolayı işte arz halkının böyle sanki bir tarafa edilmiş hükümet tarafından böyle hizmetten dolayı yoksun kalmış çözülmeyecek bir konu da değil. Onu gördüğüm için bize bir teklif geldi. Biz de bunu benim 34 tane mahallemiz var. 34 tane Arsuz ilçesi 34 mahallesinin nasıl bir araya getiririz? Hükümetle bizim toplumumuzun arasındaki olan bu buzu nasıl eritebilirim? Halkımın önünü ve gençlerin önünü nasıl açabilirim? Dikkate alarak elimizi taşın altına koymaya karar verdim. Sayın Milletvekilimiz Abdülkadir Özel'le uzun uzun bunu konuştuk. Sayın Vekilim dedim, sizi ben tebrik ediyorum. Hakikaten Abdülkadir Bey de Hatay için önemli bir isim ve önemli bir şans da diyebilirim. Bilgi birikimi ve donanımı çok iyidir. Oturduk, uzun uzun konuştuk. Başka dedi, ben dedi, Arzu Sevdalesi'yim dedi. Bak dedi ben, geçen Antalya'ya gittim. Bir 5 yıldızlı otele 7 tane köy çalışıyor dedi. Bu 7 tane köy işte sütü, yoğurdu, yumurtası, işçisi, temizlisi, meyvesi bir tane otel 7 tane köy besliyordu. Doğru sayın vekilim dedim. Biz de dedim o otelleri buraya alabilmemiz için öncelikle arsızımızı çıkmasını soğuktan kurtarmamız lazım. Yoksa dedim oteller zincirli kendilerine gelmezler. Hele hele arsızımızı şu ana kadar daha hastanemiz yok. Yani bir turistin başına herhangi bir şey geldiği zaman sağlık açısından 50-60 kilometre yol yapacak hastane aramak için. Bunları hepsinin yerli yerine konacağını bana sözünü verdi ve beni cesaretlendirdi. Ben de bunu halkıma anlatıyorum. Dedim ki devlet yapması gereken işleri devlet yaparsa bizim halkımız nankör değildir. Elbette koca başladığımız zaman hepsi akıp gelecektir. Ve biz dedim kısmet olur da belediye alırsak ilçe belediyesi, büyükşehir ve devletin desteğinin bu arsuzun çaresizleşeceğine inanıyorum.